Hepinize merhaba arkadaşlar. Metin İkiter Anadolu serisinin 22. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi burada beyaz boya gördüm. Biraz göstermek istedim. Bir won diyen arkadaşlar gerçekten çok güzel şaka yaptınız. Bayağı bir gözüme battınız. O yüzden onu da göstermek istedim. Bayağı bir söylediler çünkü. Oynamayı bilmiyor. Bir won'du. Niye yere attım bilmem ne. Neyse. Bunu sallayalım. Hadi bakayım. Artı 4. Hadi bakayım. Ya bir çekilir misin kardeşim? Bir çekilir misin kardeşim? Heh. Artı 5. Artı 6. Aman Allah'ım. Artı 9'a doğru mu gidiyoruz? Artı 7. İnanmıyorum. 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 Kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Artı 8'e yaktık. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen gidip korları açacağız. Kor açma videosuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elimizde şu anda 140 tane kor var. Bir tane ender elmas. Bir tane yeşim. Safir var mıymış? Varmış. Bir tane de grene var. Pardon grene demişim. Onyx var. Bir tane de Onyx var arkadaşlar. Elimizde 140 tane kor var. Hemen açmaya başlıyorum. Yeşim hepsinden fazla çıktı. Hatta 4 tane falan bastım. Hepsi yeşim çıktı zaten. Aa, burada ne çıkmış? Bir tane daha yeşim çıkmış. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Tabii burada yer yok mu? Yeşim niye yerde? Allah Allah. Neyse bunları tek tek ben basmaya başlayayım. Ondan sonra videoya girelim. Bugün şansımız hiç yok gibi ama olsun. Moral bozmak yok. Baksana bir tane deneyeceğiz. Yeşimden biraz güzel ama diğerleri çöp. Bak grana deneyemiyorum bile. Sağlık olsun. Hiç sıkıntı değil. İlkini sallıyorum. Yakıyorum. İkinciyi sallıyorum. Geçiyor. Keşke geçmeseydi. Safir geçti. Şunu yakarsa burada yakacak. Ben biliyorum bak bunu garanti yakacaktı zaten. Ama bari bu geçsin. Bak 4 tane üst üste yakmış oldu. Şimdi yeşim geçecek. Ben ne yapayım bu yeşimi yani. Bayağı bir zarar ettik arkadaşlar. Pek kar edeceğimi düşünüyordum ama hiç kar edemedim. Sağlık olsun. Şimdi Rage'yi açacağız. Resmen hiçbir şey vermemiş. Hiçbir şey vermemiş. Sağlık olsun. Hiç sıkıntı değil. Diğer çardan 140 tane kor açmıştık. Bundan 147 tane açacağız. Elimizde bir tane elmas, bir tane de Onyx var. Bakalım bundan ne çıkacak. Ama önce bir yaşlı kadına gideceğim ya. Senin falcı olduğunu duymuştum. Bana kaderimi söyle. İyi bir şey yok ancak kötü bir şey yok. Bugün normal. Tamam. Muska vermiyorsun o zaman. Gidip korları açalım. Nerede bu korlar? Şurada. Açmaya başlayalım hatta. En fazla yakut çıkardık. Bundan biraz umutluyum. İnşallah 2 tane yakut çıkarabileceğiz antikaya. Yapmaya başlayalım. Antikalara geçince ben videoya gideceğim. Çekil misin kardeşim? Ben bu kadar kötü olmasını gerçekten beklemiyordum. Yani daha işlenmemişten atıyorum. Yaklaşık kaç tane yaktım bilmiyorum. Bakın şurada zaten. Karakteri görebiliyorsunuz. Ya inanılmaz bir şey ya. Kesinlikle geçmiyor. Yontulmuşa bile geçmiyordu. Ama sağlık olsun. Şimdi bunu yakalım. Yakmadı. Bak görüyor musun? Para gitmeyecek ya. Sallayacağım bak. Bak bundan hiç yok. Yak şunu. Onu da yakmıyor. Onu da yakmıyor. Bunu yakacak. Onu yakacak. Onu yakmasını istemiyorum. Bak. Bak yakacak. Bak. Bak beni delirtme. Yakmadı lan. Bir tane bundan çıkardık. Yakut. Bir tane elmas. İki tane yeşimimiz var toplamda. Bir tanesi diğer çara çıkmıştı biliyorsunuz. Bir tane safir. Bir tane grena. İki tane de onyx'imiz var. Yani ben bunun için mi uğraştım diyeceğim de. Gerçi ben çok uğraşmadım. Çünkü çara şey alacağım arkadaşlar. Yüzük alacaktım. Bir de app çekecektim. Eldiven çekecektim. Ben anlamadım. Bak size bir şey göstereceğim. Ama kamera var orada gösteremiyorum. Şimdi bu çarımda eldiven var. Farklı bir eldiven ama bu şeyden çıktı galiba. Şunlar gibi. Ama diğerlerini gitmiyor. Yani diğerleri görmüyor. Bu yan karakterler bu eldivenleri hissetmiyor. O yüzden kor düşmüyordu. ETP düşmüyordu. Ben de kasamadım. Zaten diğer çarımda da yani şu çarımda da şey yok. Eldiven yok. Kor düşmüyordu. O yüzden kasmıyordum yani. Ne bileyim. Çıka çıka bunlar çıktı. Mesela 2 won olsa 3 won. 4 won. 8 won. 14 won. Yaklaşık 15 won falan çıktı ama bayağı bir zarar. Arkadaşlar simya piyasası biraz değişmiş. Burası 3 won yapıyor. Bir tane grenamız var 4.25. Bir tane safirimiz var 5.75. 2 tane yeşimimiz var 11.75. Bir tane yakutumuz var 18 won. Bir tane de elmas var. Elmasın fiyatına bakalım.
Elmas da 3 won'muş arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gitti. Tam olarak 21 won. Güzel ya. İdare idare ya. 21 won'u kullanırız. Burada 2 tane kor vardı. İkisini de açtım. İkisi de safir çıktı. Şöyle bir üste attım. Yontulmuş vardı. Onu da geçirdik. Ender'e geçti. Bunu da basalım. Geçerse güzel bir kar ederiz. Keşke hep böyle şanslı olsaydım ya. Ne kadardı bunlar hatırlamıyorum ama en azından birazcık kar etmiş olduk. 2 tane kordan 1 tane üste attık. Helal olsun. 300 kor açtık. 1 tane antika safir çıktı. 2 tane kor açtık. 1 tane antika safir çıktı ya. Böyle saçmalık olmaz ya. Böyle eşitlik olur mu? Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Az önceki videoyu izlediniz. Aslında planım o yöndeydi. Yani ne yapacaktım? Kor kasacaktım. Ondan sonra gelişmeye devam edecektik. Video çıkaracaktık falan filan derken şöyle size göstereyim. Son durum bu. Yani Metin 2'ye başlarken herkes kral olacağım diye başlıyor. Sonra bu hesap engellendi diye karşımıza çıkıyorlar. Neyse. Bu hesabın engellenmesini zaten ben istedim. Bayramda balık botu kurdum. Bakalım kaç saatte ban yiyecek diye uğraşıyordum. 12 saatte falan yedi herhalde. 12 saat durmadan balık tuttu. Peki ben 11 saat balık tutsaydım o tuttuklarım bana kar mı kalacaktı? Çünkü bunlar otobanlanıyor. Neyse bu da önemli değil benim için. Çünkü bilerek banladım. Umurumda değil artık Metin 2. Çok da zararda değilim. Hatta hiç zararda değilim. Şimdi şöyle bir durum var. Ben kor kasıyorum. Bana eldiven lazım. Kardeşim tamam ben hesabımı Steam'e bağlamışım. Bırak da ben eldiven alayım ya. Steam'e hesap bağlayınca ben niye eldiven alamıyorum? Gameforge buna bir cevap ver bana. Steam'e bağlamak yanlış bir şey mi? Kötü bir şey mi? O zaman niye bağlanıyor? Hadi tek tuşla bağlarken niye tek tuşla ayıramıyorum? Bana bunu söyle. Adamlara diyorum ki hesabımı Steam'den ayırmak istiyorum. Biri geliyor saçma manyak biri. Neymiş efendim? Hesap paylaşımı yapıyorsun. Kiminle yapıyorum ya? Benim haberim yok. Kiminle hesap paylaşımı yapıyorum? Ben yayıncıyım diyorum. Hesap paylaşımı yapmıyorum. Videolarım var bakabilirsiniz. Kimseye ayrıcalık tanımıyoruz diyor. Ya ben senden ayrıcalık mı istiyorum? Ben hesap paylaşımı yapmıyorum. Tamam bak bunu ben biliyorum. İnsan kendini biliyor değil mi? Ben hesap paylaşımı yapmıyorum kardeşim. Sen bana diyorsun ki hesap paylaşımı yapıyorsun. Tamam bana bir kanıt göster. De ki bana bunu, bu IP'den biri girmiş de. Öyle mi diyorum? Hayır diyor. Tamam cevabını söyle bana. Sorduğum sorunun cevabını ver. Hesap paylaşımı yaptığımı nereden anladınız? Bana bunu söyleyen kimse yok. Bunun cevabını verebilen kimse yok. En son biraz uğraştım bir ay falan bir üste çıktı sürekli. Bir tane gemi geldi. Neymiş efendim? Biraz ara ver ondan sonra bir iki ay sonra bir ticket at. Hesabı ayırırız diye. Lan oğlum nasıl çalışıyorsunuz siz ya? Anlamadım ki. Yönetimi kesinlikle değişmesi lazım bence. Bilmiyorum bu şekilde Metin 2 pek ileri gideceğini sanmıyorum. Bırakan arkadaşlar ben de çok da haklıydı. Zaten ben de bırakmıştım. Hesap engellendi diyorum ama gerçekten ben isteyerek engelledim yani. Onların beni engelleyecek bir durumu yoktu. Neyse. Metin 2 benim için bitmiştir arkadaşlar. Bu konu da burada kapanır. Telif konusuna gelince arkadaşlar bence Gameforge düzgün bir hamle yaptı kendisi açısından. Çünkü Metin 2 artık bitmeye doğru gidiyordu. PvP'leri hala oynayanlar, TR oynayanlardan daha fazla bunu biliyorsunuz. Bir de son zamanlarda yayın yapan bazı arkadaşlar vardı, böyle kitlesi sağlam olan arkadaşlar. Onlar da ne yaptı? TR'yi bıraktı, PvP'ye geçti. Metin 2 yani buna bir dur demek zorundaydı. Şimdi bakıyorsun en azından TR yayıncılarının önü açılmış. Öyle düşün. Tamam ben kendi açımdan söylemiyorum, ben yapmıyorum zaten, bıraktım artık TR işimi. Umurlu değil, PvP'ye zaten bulaşmam. Adamlar TR yayıncılarının önünü açtı. Hatta şöyle söyleyeyim yeni bir soru bıraktılar. Hilal diye. Hilal diye ismi sonradan şey oldu. Rubinum oldu. Rubinum'u açtılar. Bakın şimdi ne kadar oyuncu yığıldı oraya. Bayağı bir sağlam kitle gitti. App'le başlayanlar. Bayağı bir app'le başlayanlar. Bence güzel bir hamleydi kendisi açısından. Ama YouTuber'lara haksızlık oldu mu? Oldu kardeşim. Oldu. Görkem'e haksızlık oldu. Recep'e haksızlık oldu. Altuğ'a haksızlık oldu. Yani yapmayacaktım. Keşke bir uyarsaydın diyeceğim. Ama zamanında uyardığı birileri de vardı. Onlar dersini aldı mı? Almadı. İki günde bir video yüklüyordu. Sonra siliyordu. Şu anda primcilik yapmaya çalışıyor. Neymiş efendim? Savaş varmış, o varmış, bu varmış. Kardeşim yapma yani. Bunu yapmak zorunda değilsin. Bir de oraya reklam alıyorsun. İlla ki ben buna devam edeceğim diyorsun. Prim kasarak. Nereye kadar devam edeceksin ki? Oyun da oynamıyorsun. Kim seni izleyecek artık? Bilmiyorum. Bence primcisin. Başka da bir şey değilsin. Keşke böyle yapma. Peki bu primci arkadaş
zamanında TR oynarken ben hesap satıyorum, o kadar emek verdim ve hesabın değeri budur falan derken, gerçekten bunu satarken, sonra ne oldu da ban yiyince yok efendim ben şaka yapıyordum diye bizi kandırdı. Hatta ben inandım. Lan oğlum bu adam niye hesap satsın diyorum. Yayıncı kafayı mı yemiş, niye oradan reklamını yapsın, kanıt versin diye. Sonradan videoları sildi falan, ha teliften siliyorum diye derken, ne oluyor? Bir baktım yeni video çıkmış yani. Yüklemişler onu, adam resmen çar satıyor. Satıyorsun kardeşim, yok niye satmadım diyorsun. Herkes komaya düşman. Oo, hemen komaya düşman olurum. Zaten kimse komayı sevmiyor. Hemen yanındayız kardeşim, hemen yanındayız, yanındayız, yanındayız. Hatta bu oyuna ben de geldim, ben de yanındayım demiştim. Filmci kardeşim. Sen 5K izlenirken, 3K izlenirken burada bir şeyler yapmaya çalışıyordun, yapamıyordun, üste çıkamıyordun. Şimdi Görkem falan geri çekildi, sen biraz prim yapmaya başladın. Ama bunun sonu gelir zaten, belli. Maalesef gelecek. Herkes komaya düşman, o komayı yüklerim, hadi saldıralım, koma, 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 düşman. Tamam, komayı ben de sevmiyorum ama her şeyi de adama yüklemeyin kardeşim. Bunun da bir üstü var değil mi? Almanya var. Gidin oraya bir bakın. Sanki her şey güncelleme geliyor, koma getirdi. Lan koma mı getirdi bu güncelleme? Koma ne yapsın? Tamam sevmiyoruz ama bu kadar yani. Neyse arkadaşlar, bundan sonra Metin 2 yok. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.